Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki özel açı eşitsizliği testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Soruda 4 kök gibi 7 verilmiş bir de ABC açısı 45 dereceden büyük verilmiş. İşte böyle özel açı olduğu zaman özel açı eşitsizlikleri diyoruz biz buna. Ne yapacağız hocam? 45 dereceymiş gibi kabul et. E 45'i görünce sen ne yaparsın? Şuradan bir dik çizersin. 45'in mantığını kullanmak için. 4 kök 2 ise bunlar 4 4 yapar. E 4, 4 ise burası buraya ne kaldı? 3 kaldı. 3 4 5 üçgenden 5 çıkar. E 45 dereceyken 5 bulduysan 45'ten büyük değerler için ne olacaktır o zaman? 5'ten büyük olacaktır. Zaten bizden en küçük tam sayı değeri isteniyor. Üst sınırı yazmamıza gerek yok. X 5'ten büyük ya. En küçüğü de kaç yapar o zaman? 6 yapar. Cevap 6 oldu. Geldik 2'ye. 60 dereceden küçük denmiş. Neresi 60 dereceden? ACB açısı. O zaman buraya 60 derece diye kabul edelim. Şimdi ne yapacağız? Hocam şuradan bir dik çizsek yine 60'ın mantığını kullanmak için. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 çıkar. Buraya 1 kalır. Hocam 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküç olur. Normalde x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. E bu da kaç yapıyor? 48, 49 yapıyor. E x kare 49 ise x buradan 7 çıkar. Bak 60 olsa 7, 7 çıkıyor. 60'tan küçükse o zaman 7'den küçük olmak zorunda. En büyük tam, tam sayı değeri isteniyor. E burada da en büyüğü istenildiği için 7'den küçük olacak. X kaç olmalı o zaman? 6 olmalı. Evet örnek 2 6 bulduk. Geldik örnek 3'e. ABC açısı 120 dereceden küçük verilmiş. Ne yapacağız? 120'yi kullanacağız. E o zaman hocam 120'nin mantığını kullanmak demek ya buradan ya buradan. E, şuradan kullanayım ben. Şu tepeden dik çizecek olursak çünkü 120'ni 180'e tamamlıyor. 180 60, 30, 60, 60 90 üçgen oluşturduk. Bazı arkadaşlar kosinüs teoreminden yapıyor. Aa ben kosinüs teoremine biraz karşıyım. O yüzden böyle diklerden yapıyorum. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5'tir. 60'ı karşısı da 5 köküçtür. Normalde Pisagor yapsak x'in karesi eşittir. 5 köküçün karesi artı 11'in karesi. Yani buradan x'in karesi 25, 75 çarp artı 121 yaptı. O da kaç yapıyor? 196 yapıyor. O zaman x kare 196'ya eşit olduysa x de buradan 14 olur. Normalde 120 derece olduğunda 14 oluyorsa 120'den büyük değer mi? Evet 120'den küçük bir değer olduğu için bu aradaki ne olmak zorunda 14'ten küçük olmak zorunda. Şimdi benden x'in en büyük değeri isteniyor. 14'ten küçük en büyük değer nedir? 13'tür. Yani örnek 3 13 çıktı. Geldik örnek 4'e. ABC üçgen ve burası 135 dereceden büyük verilmiş. E 135 gibi kabul edelim. Şu tepeden bir dik çizelim çünkü burası 45 derece. E buradan dik çizince 5 kök 2 ise 45 45 90 üçgeninden 5 5 çıkar. E 5 12 13 olur burası. X normalde 13 olur ama 135 olduğunda 135'ten büyükse eğer o zaman 13'ten büyüktür. En küçük tam sayı değeri isteniyor. X 13'ten büyükse en küçüğü de 14 yapar. Örnek 4'ü 14 bulduk. Geldik örnek 5'e. Evet 60 derece ile 120 derece arasında verilmiş. Neresi BAC açısı? Arkadaş burası 60 derece olsaydı ne olacaktı? 60 derece olsaydı bunlar da 60 derece mi olacaktı? Evet. X kenardan eş kenara dönüşüyor. E o zaman burası ne olacak? X 6'ya eşit olacak. Aynen öyle. E 60'tan büyükse eğer o zaman X 6'dan büyük olacak. Evet x 6'dan ne oldu arkadaşlar? Büyük oldu. Şimdi üst sınırı bulacağız. Tamam. 120 derece olursa eğer. Eğer burası 120 olursa 6 6 6 kök 3 olur. x 6 kök 3 olur. 120'den küçük olduğu için de 6 kök 3'ten küçük olmak zorunda değil mi? Evet. x'in alacağı değerler. Değil mi? Farklı tavsiye değerler. Hocam ya burada 6 kök 3'ten küçük oluyor ya. Bunu ben nasıl yapacağım? Karesini al kardeşim. x kare ne oluyor? 108 yapıyor. Tamam. Şimdi Alttan büyük değerler. 7 oluyor mu? Oluyor. 8 oluyor mu? Oluyor. 9 oluyor mu? Oluyor. 6 kökçeden küçük. Çünkü karesi 81. 108'den küçük. 10 oluyor mu? Oluyor. Karesi 100. 11 oluyor mu? Olmuyor. 121 küçüktür. 108 sağlamadığından dolayı. Yani 7, 8, 9, 10 değerlerini alır. Ve bunların nesi isteniyor arkadaşlar? Toplamı isteniyor. E hadi toplayalım o zaman. 8, 9, 8 daha 17, 24, 34 mi yapıyor? Topladığımız anda cevap 34 yapar. Yani örnek 5, 34 oldu. Geldik örnek 6'ya. Burada da ABC açısından bahsediyor. 45 ile 60 derece arasında olsun diyor. ABC açısı yani burada kaçı? E ben burayı 45 derece bulursam, e, o zaman burası da 45. İkizkenardan dolayı 45 45 ne olur? 90 olur. Hocam o zaman x x ise burası x ne olacaktır? 4 köklü olacaktır. Bak normalde x 4 köklü olurdu burası 45 derece olsaydı. E burası 45'ten büyükse e, hocam burası da 45'ten büyük olur o zaman. E burası da ne olacaktır o zaman? 90'dan küçük olacaktır. Yani sen burası 90 dereceyken burayı 4 kök gibi buldun. 90'dan küçük olduğu zaman ne olacak? 4 kök'ten küçük olacak. Çünkü x'i gören x'i gören böyle hocam burası 45'ten büyük olduğu için burası da 4 köklüden büyük olmaz mı diye soranlarınız olabilir. Evet. Ama ben x'i gören açıya göre yorum yapacağım. Normalde 45 olsaydı burası 90 oluyordu. E bu 45'ten büyükse burası da 45'ten büyük o zaman burası da 90'dan küçük olacak. E bu 90 iken 4 kök ki buldum. 90'dan küçükse 4 kök 2'den de küçük olmak zorunda. Yani üst sınırı buldum. Şimdi açı 60 diyor. Hocam şuradaki açı 60'dan küçükse. E burası 4 4 ya 60 olsaydı. Burası da 60 burası da 60 olacaktı. O zaman x 4 olacaktı. E bu 60'dan küçükse bu da 60'dan küçük. X kenardan dolayı toplamları da 120'den. O zaman burası da ne olacak? 60'dan büyük mü olacak? Çünkü toplamları 120'den küçük oldu. O zaman burası da 60'dan büyük olacak. E 60 iken ben ne buldum burayı arkadaşım? 4 buldum. 60'tan büyük değerler içinde 4'ten büyük olmak zorunda. Aralığımız 4 ile 4 kök 2 arasında çıktı. E hocam hangi değerler alır? 5, 6. Şimdi üst sınırda 4 kökü var. Karesini al. X kare küçüktür. 32 mi yapıyor? Evet. 6 değeri sağlıyor mu? Sağlamıyor. E o zaman 6'yı da alamam. Sadece ve sadece 6. Çünkü 36 küçüktür 32 sağlamadı. Sadece 5 değerini sağladı. O zaman x'in kaç tane değeri vardır? 1 tane değeri vardır. Yani cevabımız bir tane yaptı arkadaşlar örnek altta. Evet böylelikle bu testi bitirdik bir gençler bitirdik. O zaman bir sonraki videoda hareketli nokta testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.